Kıymetli katılımcılar, bugün sizlere yaklaşık 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım bir sunum var, onu paylaşmak istiyorum. Bu zannediyorum geldi ekrana. Bu sunum içerisinde ekoturizm ve gelişimine kısaca bahsettikten sonra bazı iyi ve kötü uygulama örneklerine değineceğim. Ama esas önemli olan konumuz ki dün de buradaki özellikle seçici kurulun takdiriyle ödül kazanan Turizm Ormanı projemizden bahsedeceğim. Şimdi bakıldığında elbette orman turizmin temel girdilerinden bir tanesi. Doğa olmazsa turizmin olmasından bahsetme şansımız yok. Ekoturizmde zaten hiç yok. Şimdi sürece baktığımızda 1970'li yıllarda sanayileşme, çevre kirliliği, kamuoyu ilgisi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor dünya genelinde. 80'li yıllarda çevreye duyarlı tüketicinin ortaya çıkışı başlıyor. 90'lı yıllarda turizmin yarattığı çevre sorunları artıyor. Bundan insanlar ızdırap çekmeye başlıyorlar ve sonuç olarak ortaya ekoturizm anlayışı ortaya çıkıyor ve sürdürülebilirlik boyutu turizmin önem kazanıyor. Şimdi ekoturizmin turizm pazarındaki yerine baktığımızda da burada gördüğümüz kültür turizmiyle bir bağlantısı var. Şurada kırsal turizmle, doğa turizmiyle ve macera turizmiyle bağlantısı var. Bunların hangisine bakarsak bakalım ekoturizm boyutuyla ilgili olarak ilişkili olan tüm bileşenlerin temel girdisi bozulmamış çevre unsurları. Eğer biz çevreyi, doğamızı, kültürümüzü bozarsak turizmin biraz önce bahsettiğimiz kültür, kırsal, doğa ve macera boyutunu da unutmamız gerekir. Ekoturizmin bir tanımı var, Dünya Turizm Örgütü'nün yapmış olduğu. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması açısından, turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve turizm ve yerel halkın bilinçlendirilmesi, turizm hakkında sorumlu hareket etmesinin sağlanması, yerel halkın refahının gözetilmesi, küçük ölçekli işletmelerce küçük turist gruplarına hizmet verilmesi. Bakın bu boyutlarının tamamı yerel kalkınmaya ciddi manada hizmet verdiğinin göstergesi. Aynı zamanda koruma kullanma dengesinin de başarılı bir şekilde sağlandığını göstermesi açısından oldukça önemli. Yararları ve zararlarını konuşmamız gerekiyor. Çünkü günümüzde turizmi biz sürdürülebilir yapmak zorundayız. O nedenle zararlarını en aza indirip yararlı olan kısımlarından da mümkün olduğunca en üst düzeyde yararlanmamız oldukça önemli. Burada özellikle doğal ve kültürel mirasın korunmasının ve biyoçeşitliğin sürdürülmesinin sağlanması açısından oldukça yararlı ekoturizm. Turizmin ekonomik, çevresel ve sosyal yaşama olumsuz etkilerini azaltması açısından önemli. Kültürel açıdan duyarlı olup turist ve ev sahibi halk arasında saygıyı sağlaması açısından önemli ve yüksek maliyet gerektirmediğinden dolayı daha düşük maliyetlerle ekonomik bir girdi yaratılması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yerel halk için ekonomi sağladığından bahsetmiştik. Yerel halkı göz ardı ederek bir turizm yapma şansınız yok. Yaptığınız takdirde oradan bir konukseverlik bekleme şansınız da olmaması gerekir. Başarılı bir hizmet alma şansınızın olmadığını da bilmeniz gerekir. İstihdam ve ekonomik canlılık oldukça önemli. Göçün önlenmesi açısından özellikle oldukça önem taşıyan bir durum. Şimdi ekoturistin genel profili, ekoturizm yapmak isteyen bölgeler açısından bunun tahlil edilmesi büyük önem taşıyor. Şimdi şurası çok önemli. 30-59 yaş arası genelde çevreye duyarlı olması. Hep diyoruz ya, doğayı koruyacağız, kültürü koruyacağız. Bunu da duyarsız turist kitleleriyle, kitle turizmiyle yapma şansımız çok zayıf. Eğer biz bunu çevreye duyarlı, yüksek gelirli, bu da çok önemli. Biz turizmden mümkün olduğunca daha az turist, daha fazla gelir anlayışıyla hareket etmemiz gerekir. O nedenle yüksek gelirli, yüksek eğitimli, dolayısıyla çevreye duyarlı kişiler bunları odaklandığımız takdirde daha başarılı bir turizm faaliyetini yürütebiliriz. Pazar payı çok büyüyor. O nedenle birçok ülkenin politika düzeyinde ekoturizme odaklanması oldukça yararlı olacak. 2019 senesinde 181 milyar dolarlık bir pazar varken bu 2021
27 senesinde yani 8 yıl içerisinde 333 milyon milyar dolara yükselmesi tahmin ediliyor. Yaklaşık 2 misli ekoturizm pazarı büyüyecek. Dolayısıyla gerek destinasyonların, gerek ulusal düzeyde ya da yerel düzeyde olabilir, gerekse işletmelerin kendi politikalarını buna göre şekillendirmesine yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi dünyada en iyi ekoturizm destinasyon örneklerinden birkaç tanesinden bahsedeceğim. Çok fazla var aslında. Birçok ülkede var. Sadece ben hızlıca birkaç örneğin üzerinden gitmek istedim. Galapagos Adası Ekvator'da güzel bir örnektir. Costa Rica'da güzel örnekler var. Hawaii güzel örnekler arasında. Kayıpşehir, Kolombiya, Panama, Butan, Atlas Dağları ve Sahra Çölü. Evet, Türkiye'de bazı ekoturizm destinasyonları var. Gittikçe Türkiye'de de önem kazanmaya başladı ekoturizm faaliyetleri. Birçok destinasyon kendini ekoturizm üzerinden konumlandırmaya, yatırımlarını o yöne doğru yönlendirmeye başladı. Şirince bunlardan çok güzel bir örnektir. Arasında İzmir'de yer alır. Kültürel anlamda, doğal anlamda oldukça korunmuş ve o özgünlüğüyle turizme hizmet veren bölgeler arasındadır. Kaz Dağları. Kaz Dağları ki özellikle mitolojide Zeus'un yaşadığı bölge olarak anılır. Mitolojide çok ciddi efsane birikimi olan bir bölgedir. Bir doğa harikasıdır. Türkiye'nin yüzde ekoturizm alanlarından bir tanesidir. Elazığ'da yer alan Buzluk Mağarası önemli destinasyonlar arasında. Ağrı Dağı elbette ki önemli bir destinasyon. Ayder Yaylası, yayla turizminde. Göksu Deltası, Mersin'de. Çoruh Nehri, Artvin'de, Sarıkaya Mağarası, Düzce'de. Bunlar önemli örnekler arasında sayılabilir. Tabii olumsuz etkilerini mutlaka ve mutlaka bizim elimine etmemiz gerekiyor. Ekoturizm faaliyetlerinde de her zaman o istediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Bazı kötü örnekler var. Bunlardan birkaç tanesini ben burada göstermek istiyorum özellikle. Mesela Nepal'de özellikle Sagarmatha Milli Parkı, Everest'in bulunduğu bölge, ekoturizm faaliyetlerinde aslında o duyarlılığın tam manasıyla da sağlanamadığını gösteren kötü örneklerden bir tanesidir. Şurada bir atladığım bir yer oldu, hızlı geçtik. Zannediyorum takılıyor. Evet, Amboseli Doğa Parkı Kenya. Burada özellikle doğal yaşamı koruması anlamında elbette safariler güzel vesaire ama bizim orada özellikle doğal yaşama ciddi biçimde saygı göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde turizmin bir başka örneği, ekoturizmin dışında düşüneceğimiz farklı bir örnek, işte son şans turizm adı verdiğimiz, hani gördüğün gördük bir daha göremeyeceksin çünkü nesli tükeniyor, bitiyor, yok oluyor, gidiyor. Yoksa ona dönecek. Koruma kullanma dengesi içerisinde yapmadığımız takdirde. Türkiye'de de son dönemde Salda Gölü ile ilgili olarak bir takım Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bir tehdit altında. Pamukkale, pardon yine takıldı. Evet. Teknik problem var herhalde ama evet, Pamukkale travertenleri, bunlar da dünyaca ünlü travertenler. Bir özellikle kalsiyum minerallerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ama yine koruma kullanma dengesiyle yönetilmediği için son dönemlerde ciddi zarar görmüş. Peki biz ekoturizm bağlamında turizmi sürdürülebilir bir şekilde yapacağız, yapmak istiyoruz. Doğallığına çok önem vermek istiyoruz. Biz bunu bu anlayışla yapacaksak doğal ve kültürel değerlerimizi korumak zorundayız. Dünyanın her neresinde olursa olsun, bu çünkü buradaki değerlerin tamamı elbette ülkelerin sınırları içerisinde yer alıyor ama bunlar dünyanın bir kültürel mirasıdır, doğal mirasıdır. Bu nedenle bizim buna yönelik projeler geliştirmemiz oldukça önemli. Biz kısaca konuşmamı az sonra bitireceğim. Bizim bir projemizden bahsetmiştim. Turizm Ormanı Projesi. Dünya genelinde bilinçsizlik, rant ya da zaman zaman da savaş ya da terör kaynaklı ormanların yok olduğuna şahit oluyoruz. Ama bu bahsetmiş olduğumuz ormanlar dünyaya bildiğimiz gibi nefes oluyor. Dünyanın havasını temizliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Orman yangını
mevsiminin ortalama uzunluğu dünya genelinde artmaya başladı küresel ısınmadan dolayı. Aşırı sıcaklar oldukça hızlı artıyor. İklim koşulları değişiyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde son 35 yılda orman yangınları dünya genelinde %19 artmış. Bu demek ki biz ciddi olarak, insanlık olarak ciddi bir çevre tehdidi altında yaşıyoruz. Yangınların en önemli iki nedeni bir insanlar, ikincisi de iklim değişikliği. İklim değişikliği ile ilgili olarak çeşitli önlemler alınıyor. Ama diğer taraftan insanlar bilinçlendirilmesi oldukça önemli. Bu konuda tüm buradaki özellikle Haziru'nun özellikle çaba göstermesi, turizmciler, ekoturizm gönüllüleri olarak bu konuda çaba göstermesi oldukça önemli. Avrupa'daki orman yangınlarının %95'i ihmallerden kaynaklanıyor. Oldukça önemli. İhmali ortadan kaldırması gerekiyor Avrupa'nın. Diğer taraftan tropikal bölgeler başta olmak üzere dünyanın büyük bölümünde de kasıtlı olarak çıkarılıyor yangınlar. Bazen orman açmak için, tarım alanı açmak için, bazen kentleşme, yapılaşma maksatlı bu yangınlar çıkarılıyor. Ancak sonuçta ormanlar yanıyor, havamız kirleniyor, doğamız zarar görüyor. 2019 yılında yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan dünya genelinde yok oldu yangınlardan dolayı. 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oluyor dünya genelinde. Bu korkunç bir şey. 6 saniyeden bahsediyoruz bakın. En yüksek oran Bolivya'da. En fazla orman kaybı dünya genelinde Bolivya'da. Bolivya'da yanan ormanın biz burada zararını görüyoruz. Bakın Tokat'ta. Ya da Bolivya'da yanan orman bir taraftan Rusya'yı etkiliyor. İklim değişikliğine neden oluyor. Diğer taraftan Avustralya'yı etkiliyor. O nedenle bu konuda dünya genelinde ciddi bir bilincin sağlanması gerekiyor. Bolivya'da çoğu tarım arazisi açmak için çıkarılan yangınlardan kaynaklanıyor ormanların azalması. Yağmur ormanlarındaki ağaçların kesildiği Brezilya, özellikle Amazon ormanları çok ciddi tehdit altında. Gittikçe dünyanın akciğerleri olarak değerlendirilen Amazon ormanları gittikçe azalıyor. Avustralya'da orman kaybı düzeyi oldukça yüksek. Dünyanın aslında oransal olarak en ciddi risk altında olan, ormanların risk altında olan iki tane bölgesi olarak ifade edebiliriz. Bazı bölgelerde de alınan önlemlerle orman yangınları azaldı, ormanlar daha fazla korunmaya başladı. Endonezya, Kolombiya, Gana ve Fildiş sahillerinde bunu örnek gösterebiliriz. Konuşmamın sonuna gelirken Türkiye'deki kısa durumu gözetlemek istiyorum. 2019 yılında Türkiye'de çıkan yangınların yarısının nedeni bilinmiyor. Neden kaynaklandığı bilinmiyor. %33 de ihmal nedeniyle çıkıyor. İhmal çok önemli. Özellikle ihmal tarafını ortadan kaldırmak, bilinç düzeyini yükseltmek oldukça önemli. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılındaki istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde çıkan 2688 orman yangınında 15.417 futbol sahası büyüklüğündeki 11.332 hektar alan kül oldu. Dünyadaki oransal olarak baktığımızda daha düşük aslında. Yaklaşık 1/1'e denk geliyor. Orman kaybı açısından baktığımızda. Peki biz ne yaptık bu konuyla ilgili olarak? Özellikle geçtiğimiz sonbahar aylarında Türkiye'nin Hatay şehrinde, güney bölgesinde yazılan Hatay şehrinde çok sayıda yangın çıktı. 79 yangın da Hatay'da 72 hektar orman kaybı olmuş. Hatay'da geleceğe nefes olma bilinci ve daha yeşil bir dünya için turizm sloganıyla bir yola çıktık. 17 tane sivil toplum kuruluşu, ki bunlar Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşları. Seyahat Ecentileri Birliği, Otelciler Federasyonu, Otelciler Birliği gibi, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi yaklaşık 17 tane sivil toplum kuruluşu ve üniversitenin işbirliği yapmasıyla bir yola çıktık. Bir turizm ormanı kurmaya karar verdik. Bu konuyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü ile bir protokol yaptık. Bu protokol kapsamında bağışları almaya başladık. Turizm ormanına kısa mesaj, para transferi veya internet üzerinden bağış yapmak mümkün. Fidan bağış kampanyasına biraz önce bahsettiğim gibi üniversitelerle birlikte sivil toplum kuruluşları ortak oldular. Bu organizasyonda da Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banu Dedeman Hanım tüm katılımcılar adına birer adet fidan bağışında
bulundu. Kendisine de özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir de alkış istiyorum kendisine. Buyurun. Çok kısa bitiyor onlar sonra lütfen. Şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışma bir fidan 10 lira. Yani yaklaşık 1 dolardan çok biraz daha fazla 1 euro yaklaşık bir fidan veriyor. Burada önemli olan şey şu, tüm buradaki katılımcılar için söylüyorum. Fidanı dikmek çok önemli değil. Fidanı dikiyorsunuz ama birçok bölgede, özellikle iklim koşulları uygun olmadığı bölgelerde o fidanı yaşatamıyorsunuz. Görürsünüz, Türkiye için söylediğimizde kurak olan bölgelerde özellikle bir yerde bir orman yapılmıştır ama kurumuştur ondan sonra ağaçlar bakımsızlıktan. O nedenle bizim yapmış olduğumuz protokolde bir fidan dikilecek. Daha sonrasında da yaşatılması için 5 yıl boyunca Orman Genel Müdürlüğü tarafından bunun bakımı yapılacak. Biz Turizm Akademisyenleri Derneği olarak bu işin denetimini üstleniyoruz. Bağışlar doğrudan Orman Genel Müdürlüğü'nün vakfına gidiyor. Biz buradan ekstreler alıyoruz. Ne kadar bağış olmuş onu görüyoruz. Kasım ayında da tüm katılımcıları da, buradaki katılımcılara da bilgi veririz. İlk dikimleri Kasım ayında inşallah beraberce yapacağız. Kısa bir video var burada ama bunu siz mi başlatacaksınız, ben mi? Şurada. Siz başlatabiliyor musunuz? Evet. Ses açabilir miyiz? Aslında bir orman yangını gördüğümüzde hep aklımıza yanan ağaçlar gelir ama öyle değil sadece. Çünkü yanan orman aslında sadece ağaçların değil, birçok farklı türdeki hayvanın, endemik türlerin, başka bitkilerin ya da börtü böceğin yaşam alanı. Orman yangını olan bölgelerde biz sadece ağaçları kaybetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda o bölgede yaşayan tüm canlıları da bir anlamda feda etmiş oluyoruz. O nedenle tüm dünyanın, tüm insanlığın bu konuda çok ciddi bir şekilde, bilinçli bir biçimde hareket etmesi gerekiyor. Son olarak turizm, doğa, barış, sevgi demektir. Bu anlama gelmektedir. Turizmin temel girdisi doğadır. Doğa olmadan turizm yapmak mümkün değildir. O halde dünyamızın doğasını, doğaya nefes olan ormanlarımızı koruyalım. Turizm ormanına destek olalım diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tüm hazirunu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.